Estağfurullah, lütfen buyurun. Estağfurullah efendim. Buyurun. Her zaman muhterem dinleyicilerim, ekranları başlarında bizleri izleyen muhterem izleyiciler, her zamanki daim olan derin saygı ve engin sevgilerim sizler için. Lütfen kabul ediniz efendim. Bu hafta Türkiye'de yoktum. Almanya'da bir arkadaşım var, Deniz. Ona gittim, onunla beraber bu elbisemin tamamlayıcısını illaki almalıydım. Çünkü benim öyle takıntılarım vardır. Hep sıfır hata olmalı her şey. Mükemmeliyetçiyim. Efendim, bu yelpazeyi almak için ikimiz tıngır mıngır hemen gittik Marbella'ya. Bunu neyse buldum. Armağan Bey de demin içeri gelmiş. Bu ne dedi? Yelpazem dedim. Ay biraz ufak değil mi dedi. Efendim. Şimdi hafta içinde tabii yok. Hafta içi içerisinde bazı yayınlarda benim yaşımdan bahsedilmiş. O insanlar benim yaşlarımı bahsetmeleri için evvela benim yaşımı saklamış olmam lazım. Hiç kimse bana sormadan daha ben nüfus kağıdım neredeyse elimde dolaşacağım. Ben 54 yaşındayım, ben 54 yaşındayım diye. Onun için bu yaşla başla hiç beni yaralayamazlar. Ayrıyeten insanların nüfus kağıdında yazan yaş değil, görüntüye bakacaksınız siz. Parayı alıyor mu, almıyor mu? Artı dahası var. Bu yaşı Allah'a şükür ki boş yaşamadım. Boş bir teneke kutusu olup 40 yaşında olacağım ama 60 yaşında olurum ama bir mücevher kutusu olurum. Saygılarımı arz ediyorum efendim. Bülent Ersoy, çok teşekkür ediyoruz Bülent. Teşekkürler. Açar mısınız? Açıldı. Rica ediyorum. Açıldı. Teşekkür ederim. Buyurun. Ben buraya kimseyle kavga etmeye gelmedim. Kimseyi eleştirmiyorum. Eğer eleştirecek bir durum varsa, ben bir eleştirmeye başlarsam kimse kalmaz ortada. Onu da söyleyeyim, tamam mı? Herkes önce gözündeki çöpe baksın, sonra beni değerlendirsin. Benim kültürsüzlüğüm kimseyi ilgilendirmez. İlkokul mezunuyum ve Türkiye'nin duymadığı şarkılar yaptım Allah'ın sayesinde. Tamam mı? Bunu söyleyeyim. Ondan sonra da şunu da söyleyeyim. Dinliyoruz. Ondan sonra kültürsüz olabilirim. Benim kimsenin kültürüne ihtiyacım yok. Ayrıca başkalarında olan kültür bende olmasın istemiyorum hiçbir şekilde. Anlatabiliyor muyum? Müzikal konuda da şeytan da çok şey biliyor. Şeytanın bilmediği şey yok ama ben saygı duymuyorum. Nalet olsun kör şeytana. Tamam mı? Peki. O kadar. Bitti yani. Peki. O kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Eğer müsaade ederseniz ilk yarışmacımızla programa devam etmek istiyoruz. Ne dersiniz? Bana başlayalım. Bana verdiğiniz paranın karşılığını vermeye çalışıyorum burada ben. Objektif olmaya çalışıyorum. Fazla zamanınızı almamaya çalışıyorum. Gereksiz yorumlar yaparak halkın kafasını karıştırmak istemiyorum. Söylediğim şeyin net ve anlaşılır biçimde olması için 3-5 kelimeye sığdırmaya çalışıyorum eleştirilerimi. Yoksa ben de sabaha kadar konuşurum, ne olacak yani, ama öyle olmamam gerekiyor. Peki. Evet. Zaten bugün notlar da veriyoruz. Merci. Hem yorum not. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür.